Benim olan ne varsa hepsini elinden aldın. Kendinden başka kimsenin elinde güç, kudret olsun istemedin. Herkes, ama herkes Çağrı Bey gibi tahttan gönüllüce çekilip emrinin altına girsin istedin. Emaneti ehline vermedin abi. Sen adaletle hükmetmedin. Yıllardır sustum hakikate. Gayrı susmayacağım. Ya Rabbi. Yalnız yar ile mavi göğü, güneş ile ayı, gece ile gündüzü, zamanı ve cümle mahlukatı yaratan sensin. Göze gizli, gönle ayansın. Her yarattığın sana muhtaçtır. Muhtaç olmayan yalnız sensin. Ya Rabbi, sen bu muhtaç kuluna yardım et. Merhamet et. Sana sığındım. Ümidim sendedir. Elimden tut. Şayet kardeşimin söyledikleri hakikat ise, bilmeden de olsa bir kişiye bile zulmettiysen beni yerle yeksan et. Saltanat nöbetini benden al. Hak edene ver. Alemlere rahmet diye gönderdiğin Resulünün yolunda, yüce Kur'an'ın hükümlerinden şaşmadan yürümek için gayret ettim. Bildiğim ve bilmediğim bütün hatalarımdan ve günahlarımdan ötürü senden af dilerim. Verdiğin ve vermediğin bütün nimetler için hamd ederim. Bana feraset ver ya Rabbi. Kardeşimin hükmünü kendi öfkem, kırgınlığımla değil, hak için, İslam'ın adını yüceltmek gayesiyle kurduğumuz devletin istikbali ve kavmimin birliği için vermeyi lütfet ya Rabbi. Bu sana açılan eller, babam hak yolunda şehit düştüğünde beni ve ağabeyimi yolundan ayırma. Senin için yaşamayı, senin yolunda ölmeyi nasip et diye dua eden, avuçları gözyaşları ile dolan yetim torunun, çocuk torunun ellerini kabul et ya Rabbi.